kısmetimin açılıyor dediğinde 20 yaşında bebelak. Maksimum arabayı perd eder, bize bir şey var. Ay, ay Allah. Allah korusun, manyak. Bu ne soğuk. Oy. Hadi bay. Mal. Dersleri kendime diyorum. Mal mı? Bu mal mı? Bak artık odak problemi yaşama. Herkes işine baksın lan. Çok sinirlendim. Harladık deseniz var. Şunun tatlılığı. Tamam. Dık değil de. Günaydın de bakalım Gökçe. Günaydın. Wow, Ciguli. Baş ağrısıyla uyandık bugün de şükür. Bu migren çok tuhaf bir şey. Ay. Sebep ne mesela? Bugün neden baş ağrısıyla uyandım? Buramdan vuruyor mesela. Bu arada günaydın, yeni bir vlog bu. Günaydın. Dün diyorum ki her şeyde diyorum böyle açıyorum ya kendim diyorum hiç yalnız hissetmiyorum kanka diyorum. Aynen diyor, sen bayağı alışmışsın her yerde açıyorsun kamerayı. Dün dışarıda asla açamadım, o ayrı bir konu. Üff, bir yiyeceğiz şimdi. Bir dedikodu. Biz yiyelim öyle görüşürüz ya. Yememizi de çekmeyeyim yani. Herhalde diye düşünüyorum. Hadi bay bay. Ciguli. Arkadaşlar biz şimdi çok azıcık böyle bir giyindik sadece. Akşama da rezervasyonumuzu yaptırdık. Çıkmak için çok az bir giyim. Çok az bir giyim. Hazırlandık diyecektim, diyemedim onu. Kızın konuşamaması. Beni de bozdu zaten, ben de konuşamıyorum artık. Çıkıyoruz. Çantamı da alayım. Burnum akkayı. Tarzı. Herhalde yüzümde maske var abla. Rezidansının adı çıkıyor aşko. Seni burada bulurlar. Net mi? Heh. Bu mal mı? Gökçe'ye baksanıza Allah aşkına. Bir beğendim kız kendimi. Bir beğendim kendimi. Bir fotomuz var böyle. Kanka acaba direkt bununla mı çeksek ya? Kamerayla. Kamerayla birbirimizi mi çeksek? Düşünsenize daha net. Gerçi sonra telefonu yüklemek zor. Bilgisayarımı getirdim gerçi. Kavdişim helikopter, papa! Attım göle oldu, çektim paparazzi. Arkadaşlar, şimdi ben burada artık kapatıyorum. Zaten Berkan çoğu yerini kesecek, telif yememem için. AVM'ye geldik zaten. Bir şeyler alacağız, daha önce hazırlanacağız. Rakı! AVM'ye girdik. Şibo'da değil mi kahve? Gökçe oranın kahvesini çok seviyor bu arada ve ben daha önce hiç böyle bu kadar içmemiştim. Ben de sevdim bu arada. Neyse, güzel bu arada tadı. Ondan aldık. Ondan sonra Gratis'ten benim o söylediğim terazili şey vardı ya, deodorant. Onu aldık. Şimdi eve geri dönüyoruz. Ne olmuş biliyor musunuz? Bana dedi ki Gökçe çok sıra vardı. Kanka dedi sen yana gir dedi işte Gratis'e. Ben dedi geliyorum. Ondan sonra geldi kanka dedi. Ben herhalde diyor çok güzel olmuş. Ben dedim ama ona çok güzel kombini yaptı. Kasada önünde bir tane adam şeymiş, bekletmiş Gökçe'yi. Ondan sonra Gökçe de kasanın oradayken kahveyi, filtre kahveyi almış. Sonra bir tane kahveye bakmış, geri bırakmış o sırada. Hani öylesine baktım diyor. Adam da beklettiği için beklesen git o kahveyi de al. Gökçe demiş çok özür dilerim. Gökçe demedi ya. Gökçe'ye demiş ki diyorum. Çok özür dilerim demiş. Kahveyi vermiş. Gökçe de yok istemiyorum. Hani teşekkür ederim falan demiş. Adam vermiş gitmiş değil mi kanka? Aynen. Bu da şeye döndü. Dün akşam biz şey yerken, San Sebastian yerken Gökçe'nin eski iş arkadaşı masaya kahve yolluyor. Ne için kanka? İrem'i çok beğenmiş. Diyorum ki bana abla desin. 20 yaşına 5 yaş var aramızda. Ne münasebet diye yani. Senin sayende kahvesini içtim çocuğum. İkimiz de kahve yolladı. 2 gündür yani bilemedik. Retro bitiyor ondan herhalde kanka. Kısmetlerimiz de çıkıyor. Kısmetimin açılıyor dediğimde 20 yaşında bebelak. Bu arada dudak dolgumun azıcık eridiğini hissediyorum ben. Fotoğraflarda da fark ediyorum. Kanka ne zaman yaptırdım? Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat 4 ay oldu. Zaten 6-9 ay arası falan. Zaten bana yetmiyor. Şimdi eve gidiyoruz arkadaşlar. Abur cubur falan bir şeyler atıştıracağız. Kahvaltıyı geç yaptık ama hafif bir tırtıklandık değil mi? Hı hı. Midemiz ufaktan bir tırtıklandı. Olmadı bir kahve falan içeriz Gökçe'yle. Değil mi kanka?
Belki evet, bir filtre kahve yeni, kahve aldık. Otururuz. Konuşanları açalım. Dün yeni bölüm vardı. Bir saat takılalım öyle. Bağlayayım tamam. telefonu bilgisayara. Tamam. Bilgisayardan açayım. Az gülelim. Ondan sonra yavaştan sonra hazırlanmaya başlar. Saç baş falan oraları da çekerim. Sonra ben bilmiyorum içimde bir his var. Bugün çok eğlenecekmişiz gibi bir his var ben içimde. Ben şimdi orada fotoğraf çekileceğim. Beğendi şimdi. İş attı ya. Kanka fotoğrafımı çek diyor. Bu akşam gideceğimiz yere ilk defa gidiyoruz. Daha önce gittiğimiz yer Alaturka'ydı. Ama Alaturka garip bir deneyimdi. O gece çok kötüydü kanka. Yani arkadaşlar çok tuhaftı. Neyse çok tabii ki biliyorum. Yorum yapmak istemiyorum. Gecenin sonuna doğru yani gördüm. Gördüğüm şeyler karşısında Gökçe'ye diyorum ki biz üniversite hayatında İzmir'de yaşadık kardeşim, böyle bir mekan görmedim. Ya o kadar değildi hani, makaramızdayız da hani şeydi, daha böyle orta ve yaşlı kesimin artık olduğu falandı. Biz böyle çok yani eğlenemedik açıkçası. Şey ne deniyor, çalgıcılar mı denir kanka? Ama Trakya'dasın. Ha tamam ya. Onlar vardı, hayır çok keyifliydi bu arada. Çalgıcı şarkı falan çaldık. Çalgıcı iyiydi. Arkadaşlar ben ha diye para ha mı? Para verdim falan, şarkı çaldırıyorum. Ne çalalım abla diyor. Ah İstanbul diyorum. Bugün de şey, Gökçe'nin bildiği bir yerden önce gitmiştin değil mi kanka? Evet, orada çok... da canlı müzik tarzı bir tane kadın çıkıyormuş ama Gökçe çok beğenmiyor. Varmış. Ay şimdi gittiğimiz yeri de paylaşırsak. İsim söylemek istemiyorum da. Lal. Yarın da Barel'e gideceğiz bağ evine. Gökçe de diyor ki yarına sıkıştırmayalım İrem diyor. Yine koştur koştur olmasın. Pazartesi falan gidersin diyor. Arkadaşlar bir şey diyeyim mi? Ablam dahil bu arada. Yani böyle çok hakim olmayan insanlar araba kullanına ben tedirgin oluyorum. Mesela artık ablamda da olmuyorum. Gökçe'de de hiç olmuyorum. Yani Gökçe aniden fren yapsa bile asla korkmuyorum onun arabasında. Niye bilmiyorum. Kardeşimize canımız emanet diye. Zaten hızlı yapmak şehir içindeyiz yani. Maksimum arabayı pert eder. Biz de bir şey yapalım. Ay Allah korusun. Allah korusun manyak. Neyse ben şimdi kamerayı kapatıyorum arkadaşlar. Şey yapacağız. Gökçe'yle aynen videomuzu da falan izledik. Kapının önünde bir foto çekileceğiz. Sonra evde tekrar açarım. Bay bay de kanka. Hoşçakalın. Çok tatlı değil mi ya? Benimdeki bu kadar çok adapte çok tatlı. Alıştın ama haber açıyor mu ya? Aynen. Çok tatlı. Maşallah Dina. Nazar değmişsin. Maşallah Dina. Hadi bay. Arkadaşlar şimdi Gökçe'yi hazırlıyorum. Daha doğrusu önce saçını yapıyoruz. Sonra da burada hemen şipşak bir onun makyajını yapacağım. Kendi makyajımı falan yaparken de çekerim hemen. Tamam bay. Edemiyorum ama gerçekten iyi ki varım. Saçımı da ben de düzleştirdim. Şikiden al olmasın. Harbiden saçım çok uzamış gençler. Çok seri şey yapacağız şimdi. İloş. Makyaj yapacak da bu niye dönmüyor? Anam babam ya. Üf, vallahi darlanıyorum ben. İrem acele etme. Acele edince asıl geç kalırsın. Senin böyle bir sözün var hatta İloş'cum. Genel herkes bilir. Acele edersen geç kalırsın. Arkadaşlar kameramın hafızası dolmuş, onunla uğraştık. Neredesin bebiş? Bir şey diyeyim mi? İkimiz de bebek gibi olduk. Böyle bir şey yok. Evet. Gökçe şey. Evet, Gökçe böyle krem, açık renk, sütlü kahve. Ben simsiyah ama biliyorsun. Detaylarca. Çok mutluyum şu an. Kanka sen şunu bir tutsana. Ya bakar mısın? Bakar mısın? Allah'ım tuttu bakıyor. Yaksana küçücük kaldım. Daha uzun topuklu falan giymek lazım herhalde. Çok mu şey durdu? Yani ceket falan giyip tabii ki de etkileyeceğim. Ya zaten bunu orada çıkaracağım. Hatta belki bunu bile çıkaracağım. Yani, şu an kötü duruyor mu? Kısaya bu biraz. Bir tık değil mi? Hayır be yavrum. Aa, ne fark eder? Arabayla gideceğiz 2 dakikada ya. Hadi İrem sıkıldım. Oh, bu ne soğuk. Bu ne soğuk. Vallahi bu ne soğuk. Arkadaşlar affedersiniz ama toto kesiyor yani bu soğuk.
Biz bugün akşamüstü eve gelirken işte saat kaç? 4-5. Kaç dereceydi biliyor musunuz? -1. Şaka değil bu. Yar ben belanın ta kendisiyim. Gökte şimdi son ses yine aynı şarkıyı açacak. Aynı şarkıyı açacağım. O kadar ama aynıyız ki. Ne ben bir şarkıya tutulduğumda Gökçe artık yeter diyor ne de ben. O kadar yani. Tutulunca tutuluyoruz arkadaşlar. Biz böyle insanlarız. Sevdik mi tam severiz ha. Yanlış olmasın. Ben niye semte ağzına döndüm ki? Her yere de yetişemem bu arada yani. Instagram, vlog, fotoğraf. Ay yetişemem. Şimdi gidiyoruz. Kapatayım orada görüşürüz. Nasıl şarkıyı açacağım? Aynen telif. Hadi bye bye. Bir şey diyeyim mi? Telif yiyeceğim ama umurumda değil. Utanıyorum, utanıyorum deyip duruyordum ama yeter artık ya. Bir şey diyeyim mi? Bir yerden sonra herkes ayağa kalkıyor. Arkadaşlar günaydın. Ben uyanalı bayağı oldu. Hatta ve hatta Gökçe Hanım benimle dalga geçiyordu ölü gibi uyusun diye. Ondan önce uyandım. Çünkü ben birazcık böyle alkol alınca çok erken uyanırım. Ne diyecektim size? Gökçe'nin arkadaşının çocuğunun bugün doğum günü partisi varmış. Ve o onu ne zaman hatırladı biliyor musunuz? Yaklaşık 10 dakika önce. Çok hızlı hazırlandı. Hediye almaya gitti. Oraya uğrayacak. Ben de geçen geldiğimde çok beğenmiştim. Barel Bağ evi var. Mükemmel bir yer. Oraya gideceğiz. Bu sefer yani 2 gündür makarna yiyoruz. Dün ne yedik? Gerçi dün kahvaltı falan yaptık. Neyse çıtır mantı yiyeceğim orada. Öyle ben de yer ayırttım. 6'ya. Video da çekmedik. Akşam da Gökçe ile herhalde videomu falan çekeriz. Bugün pazar. Yarın dönerim artık muhtemelen. Gökçe hala kal diyor da. Yani yeter artık arkadaşlar. Böyle sizde bir güncelleyeyim dedim. Ne konuşacağımı bile şu an bilmiyorum. Dün ne çektiğime dair hiçbir fikrim yok. Bir ara evde burada boş yaptığımı falan hatırlıyorum o kadar. Neyse arkadaşlar. Görüşürüz güncelleyeceğim. Arkadaşlar kombin yapıldı. Kombinimiz tamam. Şimdi çok seri saçımı yapacağım. Çok tatlı değil mi bu? Böyle de çekilebilirim fotoğrafa. Ama işte bunun olayı bu. Hani önün açık olacak ki kombin belli olsun. Tamam güncelleyeceğim. Hadi bay bay. Arkadaşlar saçımı hemen yaptım. 5 dakikada. Bir de artık saçım böyle şey azaldı ya maalesef. O yüzden hemen oluyor. Evreni aradım. Dedim dün biz dışarı çıktık ya. Bana yazdı güya birlikte gidiyorduk dedi. Ben de direkt Gökçe'yle de tam böyle baş başa hani dışarıda adam akıllı vakit geçiremedik diye gelmedi açıkçası aklıma. Ondan sonra oradayken de güya birlikte gidiyorduk dedi. Ben mahcup oldum. Gel kanka dedim. Geçti artık falan dedi. Hemen telafi etmek için aradım. Daha hala uyuyordu. Akşam görüşürüz kanka falan dedi. Öyle bu bilgiyi de size vermek istedim. Güvenlik bile şu an sesimi duydu. O kadar eminim ki. Ben malım ya. Bu mal mı? Bir şey diyeyim mi size? Gerçekten beni mesela dışarıda bir yerde çıkarıyorum ya işte kamerayı. Önemli biri zannediyorlar. Böyle direkt kafalar dönüyor. Yüzüme bakmaya çalışıyorlar. Hani bilindik biri mi falan diye. O zaman çok utanıyorum gerçekten. Çünkü kendine şeyim ben. Kendine influencer. Belki buraları zaten hızlandıracak ya. O yüzden böyle fetha açıyorum. Bir şarkı açıyorum yani. Tamam. Başlıyoruz çocuk adamlar. Sen de inatçısın. (Gülüyor)
ama ya şu pürüzsüzlüğe bakar mısınız? Gerçekten palet farkı. Maskaramı süreyim. Berkan yine burasını kriz geçirmesini çok çektim diye geliyorum. Arkadaşlar kaçak geldi. Kaçak geldi. Biz birazdan çıkacağız arkadaşlar. Bakın şişirdi dedim size. Herhalde kız netlesene. Oy. Hadi bay. Arkadaşlar çıktık. Arabadayız. Migros'a geldik. Red Bull alacağız. Kendimize getirsin diye. Ya kendimizdeyiz ya. Bende çok değişik bir şey var biliyor musunuz? Şey böyle Red Bull içince gerçekten bana o enerji geliyor. Belki psikolojik yine. Asla bilmiyorum. Ama gerçekten bana o enerji geliyor. Evet arkadaşlar Gökçe beni yollamıyor. Gitme diyor. Ne diyorsun? Gitme diyorum. Yarın da kal diyor. Bu akşam da bir destereci yaparız. Sebastian diyor. Yarın da nereye gideriz kanka? Ben işe. Ya sen işe akşam? Ev. Kısmet. Kısmet. O yüzden çok böyle Gökçe kıramayacağım galiba kalıyorum. Ben de çok bunu bekliyormuşum gibi. Hani anladın mı? Ama kıramam ki vallahi kıramam. Normalde bana kalsa ben bu geceden giderdim de hani yarın da o çalışıyor diye istemiyor. Biz sizi güncelleyeceğiz arkadaşlar. Bay bay. Allah bismillah. Çukur vardı. Allah diye. Arkadaşlar gerçekten şanslı da yani. Şu gökyüzünün güzelliğine bakın. Akıl tutulması yaşıyor. Burası da yürüyüş yolu arkadaşlar. O girişe kadar çekeceğim çünkü böyle gidemem. Utanırım insanlar bu mal mı diye bak ver. Çok iyi be. Böyle bir şey olamaz. Bu nasıl gökyüzü biraderim? İnanılmaz soğuk bu arada. 100 felci geçirmezsek iyi. Gerçekten hiç önemli bir insan değilim. Bakmanıza gerek yok. Ben sürmen söyledim. Gökçe de şey söyledi. Tavuklu salata. Ben bir de buranın şeyini çok seviyorum. Diğer gittiğimiz yerde de tabii ki orta kesim ya da şey var ama buraya genelde nişan falan geliyor ya. Orta kesim. Orta kesimden kastım şey yaş olarak. Orta. Herkes böyle şey kendi halinde. Çok seviyorum o yüzden burayı. Gökçe'yi çok sevdiğimi söylemiş miydim? Göz göze geldiğim zaman anlıyorum yani aynı şeyi düşünüyorum. Biz çıktık. Şu an eve gitsek çıkamayız. Çıkmayız ikimiz de. İkimiz de biliyor. O yüzden galiba buradan tatlıcıya gidiyoruz. O Sebastian'ı bir yeriz yani kanka. Sen Sebastian yiyebilmek için burada salata yedim. Düşünün. Çok iyi ama. Yani iki yerde yedim. Bir Maya'da yedim. Bir de Sebastian'da yedim. Ay Sebastian'da yedim aynen kanka. Mal. Destere kendime diyorum. Bu mal mı? Neyse işte destereciydim. Arkadaşlar size yemin ediyorum Nutella'nın eritilmiş hali üstündeki. O kadar iyi ki böyle hani ağızda dağılıyor. Neyse kamerayı falan da çıkardım. Çok aferin bana. Benim başıma geleni anlatsana. Çocuğu. Kanka içimden geçti de kızarsın diye konuya girmeyeyim dedi. Yok anlatmıyor. Anlatıyorum aga. Gökçe'nin Trakya erkeklerine bir günde küsmediğini anlat kanka. Gerçekten bu kız dedi ki ben de Trakya erkeklerinden bıktım dedi. Çok çapkınlar değil mi kanka dedim. Bu arada gerçekten öyleler yani. Burada biraz daha meyhane kültürü falan daha ağır bastığı için herkes kadınla erkekli çift olarak sürekli meyhanede. Tamam her yerde vardır bu ama burada çok çok var yani Trakya'da. Dün gittiğimiz yerde arkadaşlar bak artık odak problemi yaşama. Neyse. Dün gittiğimiz yerde Gökçe dedi ki sabah bana İrem dedi sana bir muhabbet anlatacağım kanka dedi. Hani dün eve gittik direkt uyuduk işte. Dedi ki sabah böyle böyle bir tane çocukla bakıştım. Dedi ki böyle böyle kanka bir dedim çocukla ki, bakıştım. Dedim ki hayatımın aşkı akşam orada kaldı falan dedim. Aynen. Ondan sonra kanka dedim yanında da bir kız vardı ama dedi anlamadım İrem dedi manitasım dedi. Ama manitası da olabilir dedi çünkü kalkarken kızın beline dokundu dedi. Ama bir sürü kız erkek var masada bu arada. Diğer kızlara da sarıldığı için ben hani dedim ki herhalde arkadaş diye yakın yani ben de erkek arkadaşlarımla yeri geliyor öyle. O bel muhabbetini de görmüş bu arada kardeşimin gözünden asla kaçmamış. Beline diyor dokundu da kalktı falan dedi böyle. Şimdi yedik kapının önünde şey ısınıyorduk böyle. Gökçe içeri gitti geldi arabaya bindik İrem'de de bir şey söyleyeceğim. Yol boyunca nasıl tuttun kendini onu da bilmiyorum o patikada.
Arabaya bindik, ısınmayı bekliyormuş meğer hatun. Isındık, klimayı sık. Bana diyor ki İrem, dün sana bahsettiğim çocuk aynı kızla el ele içeri girdiler ve yine bakıştık. Diyor ki bana, tek gecelik bari diyor, hayatımda aşık olarak kalsaydın. Abi bir de biz şu an Tekirdağ Çorlu arasında, ha, hatta de... Tekirdağ daha yakınız. Evet. Dün gittiğimiz yer Çorlu'da, evet, bugünkü... Burası bildiğiniz Tekirdağ'da. Hani nasıl bu kadar denk gelebilir? Dün orada, bugün Barel'de karşılaşıyoruz falan. Öyle kızla birlikte girmiş. Kardeşim de dediği gibi tek bir günde Trakyalı erkeklere küsmedi. Genel olarak erkeklere biz zaten tek bir günde küsmedik. Kalbiniz yok ha erkekler. Gerçekten yok. Niye mesela yanında senin kız arkadaşın varken başka bir kızı kesiyorsun? Adını bile söyleyeceğim bak şimdi de, neyse. Benim de full storylerime bakan bir tane çocuk var. Ve hep böyle en üstte çıkıyor ve her storyme o çocuk bakıyor. Beni takip etmiyor. Profil fotoğrafında eşiyle düğün fotoğrafı var. İğrençsiniz erkekler. Hayatınızda biri var, bakın lan işinize. Allah Allah, ne diye millete şey yapıyorsunuz. Yok stalk atarlar bakarlar, yok bir yerde karşılaşırlar bakarlar. Herkes işine baksın lan. Çok sinirlendim. Diyecek bir şey var mı kanka? Yok aşkım. Kamerayı çek de ben bir sağa geçeyim. Biz tatlıcıya gidiyoruz, orada çekemeyebilirim. Evde görüşürüz. Bayis. İçimden geldi erkekleri. Arkadaşlar biz eve geldik çünkü desterece o kadar doluydu ki, yani oturacak yer yoktu. Mecburen tatlıları falan aldık. Tatlı neden diyorum ben? T'leri söyleyebilen bir insanım. Tatlı derken hep böyle oluyorum. Tatlıları aldık ve eve geldik. Size bir şey diyeyim mi? Yani Gökçe'nin dediği kadar var. En iyi gerçekten tatlı orada. Yani orada yediğimden sonra Maya'daki o bu boş. Aldık geldik eve. Çok iyi arkadaşlar. Gökçe'yle şimdi bir filtre kahve demleyeceğiz. Tatlılarımız bakın burada. Poşeti seviyorum. Burada. Sonra da gülmeme challenge çekeceğiz. Bakalım nasıl olacak çocuk adamlar. O kadar soğuk ki bakın. Şu kafamın bu sol lobu şu an ağrıyor. Ele söyleyeyim. O kadar soğuk. Beynimiz ağrıdı. Birazdan açarım yine duruma göre. Günah gecesi. Ha. O duruş ne? Arkadaşlar Tancı'nı söyledik. Ve konuşanlar izleyeceğiz. Tancı diyeceğiz falan. Saat kaç? Gece 1. Tam üniversite zamanında yaptığımız gibi yani. Neyse biz gider. Hadi bay. Bay da Gökçe. Çok tatlıydı. Bay. Günaydınlar herkese. Yani aslında ben uyanalı bayağı oldu. Ama anca işte kahve içtim falan. Kendime geldim. Bu arada İzmir'de değilim hala. Sebep de şu. Aslında dün bilet almıştım. Ve bugün gidiyordum hem de sabah. Sonra ya arkadaşlar Ocak ayı gerçekten bitmedi ya. Bitmedi. Yani bitmedin. Dün yani yıl başında bile ondan geriye saymayan ben dün resmen saydım. Neyse işte dün çok kötüydüm. Yani Gökçe işten geldi. Dün pazartesiydi. Dün Gökçe işten geldi. Oturuyorum burada aynen böyle. Gökçe dedi ki İrem hasta mısın? Hani o kadar kötüyüm. Ben çok etkileniyorum bu arada gökyüzü olaylarından. Gerçekten çok etkileniyorum. Böyle bitik haldeyim falan. Duştan çıkmışım kafa böyle. Hani full böyleydim dün bütün gün. Gökçe dedi ki seni böyle yollayamam. Zaten onun da işine geliyordu. Hatta ben dün gece gideyim dedim. Yok dedi, kal falan dedi. Eve geldi, yok dedi, yarın da yollayamam. Zaten Gökçe'ye kalsa cuma günü o Keşan'a gidecek. Ailesinin yanına arkadaşının nişanı var. Yine birileri aramızdan ayrılıyor, evleniyor. Ona gidecek. Ona kalsa diyor ki cumaya kadar kal zaten burada anne. Çünkü şimdiye kadar Gökçe işte bir ay önce falan, bir buçuk ay önce ameliyat oldu. Annesi burada onunla kaldı bir ay falan. Çok alıştı o da yanında birisinin olmasına. O da şey diyor hani ben de yalnızlık çekmiyorum. Zaten sürekli gel git olayımız da yok, kal diyor da imkanı yok yani artık. Cumaya kadar kalamam. Yani kendime ben çok uzun zamandır adam akıllı hiç vakit ayırmadım. O yüzden bir şeylere acele etmekten çok durmaya çalışıyorum şu an. Gerçekten yaptığım tek şey bu. Tek şey.
Arkadaşlar ben Hakan Mengü'nün kitabını bundan bir 3 ay önce falan aldım sanırım. Daha çok bile olabilir. Daha uzun sürede olabilir. Ama okumak kısmet olmamıştı bir türlü. Başka bir kitap okuyordum bilinçaltıyla, psikolojiyle ilgili falan. Yanımda getirdim. Ve hani her zaman yola çıkarsınız, bir yere gidersiniz, yanınıza kitap alınır. Ama bir türlü kısmet olmaz ya o kitabı okumak. Şükür bana oldu. Dün değil, önceki gece bir başladım okumaya. Zaten bir 50 sayfası falan kalmıştı. 3-4 saatte falan okudum. Sonra bitirmeye kıyamadım. Sabaha kadar okudum. Bitirmeye kıyamadım. Gökçe'nin hani işe gitmesi için alarmı çalıyordu. Ben daha yeni işte uyuyacaktım falan. Sonra işte dün gece de bitirdim. Ve beni çok etkiledi. Ben diğer 3-4 tane daha kitabını almıştım. İzmit'e gider gitmez başlayacağım. Net. Almadığım tek bir kitabı kalmış. Ona baktım diyenlerden. Gökçe'yi o kadar övdüm ki bugün iş çıkışı gideceğiz. Ona da alacağız kitap. Bende de şöyle bir huy var. Okuduğum kitap kitaplığımda olmak zorunda. Yani hani gideyim o insana aynı kitabı alayım ama bendeki bende kalsın. Anı yaşamanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladım. Hep bir şeylere acele ediyoruz. Anı yaşamıyoruz. Nasibimizin farkında değiliz. Onu fark ettim. Tabii ki bu şu demek değil. Nasibinde diyelim ki bu ay şu kadar ekmek yemek var. Oturayım onu bekleyeyim demek değil tabii ki bu. Yine aynı emeği sarf edeceksin. Ama nasibin belli. Bu yüzden kendime hiç vakit ayırmadığım için dedim ki vakit ayırmam gerekiyor kendime. Yani biraz zaman ayırmam gerekiyor. Ve bu benim her zaman yaptığım bir şey değil. Ve gerçekten bir dakika öncesine bile geri gidemiyoruz. Yaşadığımız anın çoğu zaman kıymetini bilmiyoruz. Ya geçmiş ya da gelecekte takılı kalıyoruz. Ya geçmişi düşünüyoruz. Belki bazen yakınıyoruz. Ya da gelecek kaygısıyla tutuşuyoruz. Anı yaşamaktan ziyade hep ya geçmiş ya gelecekteyiz. O yüzden biraz anı yaşamak istedim. Kitabında etkisiyle. Demek ki böyle olması gerekiyormuş. Ya da burada bu kadar kalmam gerekiyormuş. Dün kamerayı zaten hiç açmadım yani. Gökçe bile şaşırdı. Yani önceki gün falan nerede çektiğimi de bilmiyorum. Bakacağım birazdan. Hani böyle hiçbir şey gelmedi içimden. Arkadaşlar. Ya da zamanın kıymetini bilmek gerekiyor. Babamın çok güzel bir sözü vardır. Söyleyeceğim şimdi. Yıllar önce babama şey demiştim, baba ben ne ara bu kadar büyüdüm, hani zaman ne kadar hızlı geçti demiştim. Hiç unutmuyorum, hep o lafı aklıma gelir. Şey demişti, kızım demişti, bırak yılları, ömür dediğin göz açıp kapayıncaya kadar geçiyor. Gerçekten öyle yani, tutamıyorum zamanı. Börekleri falan koyayım, belki birazdan muhabbet ederiz, bana da iyi geldi. Kamera açınca böyle sanki yanında bir sürü insan varmış gibi hissediyorum, garip bir his. Ben yine mala bağladım. Az önce ne fark ettim biliyor musunuz? Şurada oturmuşum, böyle duruyorum. Dün de aynısı oldu. Burada aynen böyle oturuyorum, tamam mı? Gökçe birden dedi ki İrem kalk dedi. Ben böyle kafamı bir kaldırdım. Kalk dedi, dışarı çıkıyoruz. İşte sana çikolata alalım falan dedi böyle. Gökçe dedim ben dalmışım, gördün mü dedim. Evet dedi, hani böyle duvarı izliyorum. Az önce de bir kendime... Bir düşünüyorum normal ama ne düşündüğümü de bilmiyorum. Bir kafamı bir kaldırdım, böyle bakıyorum. Arkadaşlar yani... Bilmiyorum ya. Gökçe'yi bir arayayım. Alo. Kanka serviste misin? Yok aşkım, şirketteyim de. Ne zaman çıkacaksın? Çıkacağım bir dakika. Kanka bana geldiler yine Gökçe. At kendini sokağa. He? At kendini yola. Gökçe. Kanka şu an vlogdayım. Gökçe'nin arkadaşlar.
Şurada göstereceğim birazdan. Küçücük iki tane peteği var. Bir doğalgaz faturası kaçtı kanka? 600. 620. 620 lira. Elektrik faturası da 300. 300 küsur. 304. Öyle bir şey gelmiş. Yani petekler de şunlar. Şu küçük. Düşünün. BB? Hiçbir şey ya. Ben çok az BB süreceğim. Sen şarkı açacaksan sen açsana. Bir tek BB süreceğim kanka. Bir de maskara işte. Sen al aç ne istiyorsan şarkı. Ben sen o şarkı seni yükseltsin diye sana aç dedim. Bunda internet yok ya. Kıymetimi bilir misin sanma. Gökçe bugün şimdi işteyken, biz full o işteyken mesajlaşıyoruz bu arada manita gibi. Ya ses atıyoruz ya arıyoruz falan. Şükür onun işi öyle çok şey değil yani, ne darlamıyor. Gökçe kötü, ben kötüyüm, böyle modumuz düşük falan filan. Gökçe bana yine şey yazdı. Yakın arkadaşlarla paylaştım onu, gördün mü? Aynen. Yakın arkadaşlar olayı çok iyi bu arada, kullanıyorum. Close friends severiz. Neyse, bazen ifşa falan da yapıyorum orada böyle salak salak. Neyse. Gökçe bugün bana dedi ki, Gökçe diyorum kanka diyorum yine kilitlendim, bomboş bir yerlere bakıyorum falan dedim. Bacım ben seni böyle nasıl yollayayım ya dedi yine. Gökçe kalsa zaten cumaya kadar da diyeyim, o cuma Keşan'a gitsin. Yalnız hem kalmaz hem birbirimize iyi gelelim. Öyle de ben gideyim. Zaten öyle dedim, bir de sanki ben teklif etmişim gibi diyor ki olur mu oğlum?